Evet merhaba arkadaşlar. 12 Temmuz 2020. Kinneyland Amerika Ateş Tahminlerinde beraberiz. Şu anda da sıkı bir program var. Devam ediyor Kinneyland'de. Kinneyland'in kendi jokeyleri genelde kazanıyor. Dışarıdan gelen jokeyler pek kazanamıyor. Hemen bugünkü koşulara bakalım. İkinci koşuyla başlıyor. Maiden bir koşu bu. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Dişi 3 yaşlı ve üzeri İngiliz tayları diyor. 1200 metre kum pistte koşulacak koşu. Evet burada öncelikle 7 numara Curzon Bowes ilk at. Zaten AGF oranı çok yüksek çıkacak bu. 27 Haziran'da bir beşincilik yapmış. Diğer sapkanlar oranla daha palazlanmış, daha şansı olan, meydandan çıkmaya şansı olan bir safkan. 2 numara Kisses for Heidi James Graham'la. 4 numara 14 Haziran'da ikinci olmuş Free. Bu arada 2 numara da 5 Haziran'da ikinci olmuş. Haziran ayında performans etmişler. Ve 8 numara Bayan Jockey Julia Burke'le Bobbin de Fil. Julia Burke bayan bir jockey arkadaşlar. Getirisi var. Ama ilk kez biniyor. Sürpriz burada. Bayan jockey. Evet. Buradaki 7, 2, 4 ve 8 olarak İstemeyenler 8'i koymayabilirler ama biz şöyle söyleyeyim bu bayan jockey böyle bazen ilk kez bindiği atları getiriyor. Bu rulet masası gibi bir şey yani rulet bize denk gelmesin sonra. O yüzden 7, 2, 4 ve 8 olarak geçmeyi planlıyoruz biz bu şekilde. İkinci ayağa, üçüncü koşuya geçelim. Altılı Ganyan ikinci ve üçüncü koşu şartlı bir koşu bu İngilizlere 1600 metre. Şimdi 8 adet koşan safkan var burada. Bu safkanların hemen hemen bütün hepsi güçleri aynı. Morocco bu Sabador Fransız James Graham'la olsun. Kaziringa. Hangisini seçelim bilemedik. Bu ayak bizim size önerimiz. Hepsi arkadaşlar 8 atın tamamının geliri var burada. Hiç çıkartmaya gerek yok. Onu çıkar, bunu çıkar. Neyi çıkarsanız o gelecek. O yüzden 8 atı bu şekilde yazalım. İleride zaten bankolarımız var. Hemen 3. ayağa 4. koşuya geçelim. Burada 4. koşu maiden koşu dişi taylara 3 ve yukarı İngilizler'de geçiyor. 1600 metre kum pistte, normal kum pistte, Kinneyland'de. Şimdi TJK gene bu Kinilent'e taktı yani bunu devamlı Kinilent'ten veriyor. Önemli değil. Tabi burada Kinilent'in jokeyleri var. Miguel Mena olsun, bu diğer Hernandez var bir tane. Gerardo Corral, Chris Landoros, Julian Rapper. Bunların hepsi Kinilent'in jokeyleri. Burada öne çıkan bir at var. Joel Rosario'nun bindiği Flatoya. Kentucky orijinde gözüküyor bu. Arkadaşlar bu bizim bu ayaktaki bankomuz. Biz bu şekilde onu tek geçiyoruz. 5 numara yaptığı dereceler her şeyle diğerlerinden çok daha farklı. Ha bunun yanında eğer bunu tek geçmek istemiyorsanız tabii ki 6, 7, 1, 2. Yani bu düştüğü anda hepsinin geliri var. 4. Aynı zamanda. Evet. 5. koşu 4. ayağa geçelim. 5. koşu G3 koşusu. Transylvania Stakes'te geçiyor. Açık bir koşu. 3 yaşlı İngilizlere. Burada 4 tane safkan ön plana çıkmış arkadaşlar bu koşuda bizim için. 1 numaralı Field Past. 4 numara Juggernaut. 6 numara Irish Mias ve 9 numara Spanish Kingdom. Bakın bu işte bu Kinnearland'ın jockey'i mesela Brian Joseph. Evet James Graham da çok iyi sonuçlar alıyor. Bu Juggernaut'tan çok ümitliyiz biz.
İsteyenler burada New York Origin Joel Rosario da yazabilirler ama biz yazmıyoruz. İsteyenler Steam'inde ilave edebilirler. Buradaki durum da şu. 1, 4, 6 ve 9 olarak. Dediğim gibi burada 3 numara ve 5 numarayı istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Üçüncü birinciliğini alacağını zannetmiyoruz biz Vintage Print'in Tyler Gaffarone ile. Steam and Joel Rosario'da bir evvelki kuştan biz banko yaptığımız için arka arka kazanacağını düşünmüyoruz. O yüzden 3 ve 5'i o yüzden yazmıyoruz. Normalde 3 ve 5'in de geliri var. Evet, bir sonraki ayağa, 5. ayağa geçelim arkadaşlar. 5. ayak 6. koşu. Kum pistte 1300 metre. Normal kum pistte satış koşusu arkadaşlar bu. Burada da 4 tane at göze çarpıyor. Baktığımız zaman 11 numara Whitmore, 12 numara True Timber, 9 numara Nitros ve 3 numara Mr. Money. Evet, bu safkanların mücadele edeceklerini düşünüyoruz biz arkadaşlar. 11, 12, 9 ve 3 şeklinde 4 tane atla bu ayağı geçmeyi planlıyoruz. 11, 12, 9 ve 3. Evet, gelelim 6'lı gayanın son ayağına, 7. koşuya geçelim arkadaşlar. 7. koşu bir grup 2 koşusu, grup koşusu Elcom Stakes'e geçiyor. Açık koşu 4 ve yukarı İngilizler 2400 metre uzun metrajlı bir koşu arkadaşlar. Son altılganın son ayağını oluşturuyor. Ve bizim de videolarımızın sonuncusu 13 at koşu görüyorsunuz. Evet ve burada da bizim diğer atlardan ayırdığımız bir safkan var. Zülü Alfa. Gördüğünüz gibi Zülü Alfa bizim bu ayakta da 5 numara banko olarak kupon bedelimiz 25 lira 60 kuruş olarak gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bunu süsleyebilirsiniz. Diğer kendi hatlarınızı da yazabilirsiniz. Biz tavsiye ediyoruz size. Kenilent'teki kendi jokeleri kazanıyor genelde. Ne olursa olsun arka arkaya da gelebiliyorlar. Kenilent'te devam ediyoruz bakalım gece yarışlarında. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Kinland'den size bildirdiğimiz bilgileri aktarımını yaptık. Bildiğimiz kadarıyla. Bol şanslar diliyoruz. İnşallah rast gelsin. İstanbul altılısını yabana atmayın. Lütfen o videoyu iyi izleyin. İstanbul'daki at yarışlarını bizim verdiğimiz atların yanına kendi atlarınızı koyun. En azından 50 ile 100 arasında 100 liralık bir kupon yaparsanız şansınız olacağını tahmin ediyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi çalışmalar, iyi pazarlar. Allah'a emanet olun.